Ve burada şu an herkes başka bir şey ifade etmeye çalışsa da aslında herkes sadece kendi ifade özgürlüğünü geri istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor. Gelip demokrasi için, demokrasi ve herkes için, dinci için de, Atatürkçü için de, Kürt için de, eşit hak için de. Teşekkür ediyorum ben Tayyip Erdoğan'a. Gerçekten iyi ki Gezi Parkı'nı yıkmak istemiş. Yani eğer ki Gezi Parkı'nı yıkmak istemeseydi böyle bir şeyi yakalamak mümkün olmayacaktı bence. O yüzden de çok teşekkür ediyorum onun. Ağzına sağlık diyorum. Allah ne muradı varsa versin diyorum. Bence bu olayın tek bir olumlu tarafı var. O da hep beraber bir olduğumuzu, bir millet olduğumuzu, dünyalı olduğumuzu, yalnız Türkiye'li dediği dünyalı olduğumuzu. Biz kardeşiz ve bu duygu tüm dünyaya yayılır. Arkadaşlar ben daha 3-4 güne kadar AKP'ye sempati duyan, çünkü onların ezildiğini düşünen bir insandım ama her zaman ezilinin yanında olanı tutan bir insan olarak da bu zulmü gördükten sonra buna karşı durmanın bir görev olduğunu zannettim ve burada bu direnişe katıldım. Bir şeyler söyleyebilmek için her zaman sesimi kısmaya hazırım. Bir şeyler söylemeye her zaman hakkım var çünkü. Bu ülkeyle ilgili, yönetenlerle ilgili, sağlıkla ilgili, çocuklarla ilgili söylemek istediklerim var. Onları söylemek istiyorum. Söylemeye devam etmek istiyorum. Kimse beni engellemesin istiyorum. Birlikte söylemek istiyorum. Birlikte şarkı söylemek istiyorum. Hepimizin ideolojisi var. Hepimizin kendi düşünceleri var. Onlar bizi biz yapan şeyler. Onları ayırmayacağız kendimizden ama onları da yanımıza alarak bundan sonra hep beraber ne yapacağız? Now we are making the move that you need, we need. You think you are alone. You are not alone. I hear you. Yeah. Thank you. Stop. Tek bir şey istiyorum. Sosyal direnişseniz, kendinizi anlatmaya çalışıyorsanız, mecranız yok, desteğiniz yok. Öyle bir şey varsa da kendi desteğiniz olun. Kendi yayınızı kendiniz yapın. Videolarınızı kaybetmeyin. Ses kayıtlarınızı kaybetmeyin. Topladığınız her şeyi elinizde tutun ve bunlarla 5 gün, 10 gün, 1 hafta, 1 ay sonra davalar açılacak. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Arkadaşlar, burada halkın sesi yazıyor. Halkın sesi, özgürlüğün sesi demektir. Burada biz özgürlüğün sesini dinliyoruz 3 gündür. İnsanlar özgür oldukça bir iktidara, bir yöneticiye, bir komutana ihtiyaç duymayacaktır. Biz özgürlüğümüzün kıymetini bilelim. Özgürlüğümüz bize önderlik etsin. Yaşasın özgürlük. Bravo!